2024 gelinleri, son moda gelinlikleri görmek için keyifli bir yolculuğa hazır mısınız? Bu videoda 2024'ün en trend gelinliklerini birlikte inceleyeceğiz. Bu yılın gelinlik modasına baktığımızda genel olarak zarif modellerdeki farklı dokunuşlar önümüze çıkıyor. Hemen modeller üzerinden deneyerek anlatalım. İlk durağımız Nişantaşı'ndaki Bridal Maid. Modern tasarımlarıyla dikkat çeken markanın 2024 koleksiyonundan gözüme kestirdiğim birkaç model var. Hemen deneyip geliyorum. İlk trendimiz hareketli derin göğüs dekolteleri. Dekolte seven iddialı gelinler bu trende bayılacak çünkü dekolteler artık daha farklı ve hareketli. Gelinliğin dekolte kısmı danteller, pullar, taşlar gibi detaylarla hareketlendiriliyor. Üzerimdeki bu modelde hareketli dekolte trendine şık bir örnek diyebiliriz. Özellikle dikkatleri vücudunun üst bölgesine çekmek isteyen ince üst bedene sahip gelinler bu tasarımları rahatlıkla tercih edebilir. Şimdi de çiçek aplikeli bu modelle geldim. Geçtiğimiz yıl iri çiçekler modaydı, bu yıl küçük çiçek aplikeleri çok göreceğiz. Bu tatlı süslemeler modelin sadece bir bölgesinde değil, çoğunlukla büyük bir bölümünde ya da tamamında kullanılıyor. Bu modelleri özellikle romantik tarzdaki tasarımları beğenen gelin adaylarına öneriyoruz. Gelelim bir diğer trende, bunlar benim de favorim, korseli gelinlikler. İnce bir belin ve kıvrımlı hatların varsa bu modeller tam senlik. Korseli gelinliklerin çok seçeneği var. Mesela Bridal Maid'in bu tasarımında korseli gövde güpür detaylarla kaplanmış, göğüs dekoltesi ve kıvrımları vurgulayan bir kalıba sahip çok zarif bir model. Şimdi de Kadıköy'e Elif Platin moda evine geldik. Burada da çok trend modeller var. Hemen denemeye başlayalım. Korseli gelinlik trendinden az önce de bahsettik. Elif Platin'de de bu trende uygun çok şık bir model bulduk. Tabii hemen giydim. Ben özellikle gövde tasarımına bayıldım. Gepier formundaki transparan gövdeli bu gelinlikle dikkatleri vücudunun üst kısmına çekebilirsin. Özellikle benim gibi armut vücut tipine sahipsen bu gelinlikle ince gövdeni vurgulayıp A kesim eteği sayesinde geniş basenlerine kamufle edebilirsin. Bu yılın gelinlik trendleri arasında fiyonklu modeller de var. Birkaç yıldır gelinliklerde fiyonkları kemer, askı, göğüs detayı gibi farklı şekillerde görüyorduk ama bu yıl beldeler. Özellikle sırt dekolteli gelinliklerde dekolte bitimini süsleyen fiyonklar sade gelinliklerin zarif ve iddialı detaylarını oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle sırt dekoltesi seviyorsan böyle sevimli bir detayla dekolteni taçlandırabilirsin. Bir diğer trend de hareketli tasarıma sahip mini gelinlikler. Nikah merasimlerinin, nikah sonrası yemeğinin, evden çıkış ve after party gibi organizasyonların vazgeçilmezi mini gelinlikler bu yıl sade değil çok hareketli. Danteller, güpürler, işlemeler, tüy detaylar gibi süslemeleri mini gelinliklerde sıklıkla göreceğiz. Örneğin üzerimdeki Elif Platin imzası taşıyan bu gelinliği çok sevdim. Gelinliğin etek kısmı hareketli olduğu için bu modeli özellikle alt bedeni ince gelin adaylarını önerdiğimizi de söylemeden geçmeyelim. Şimdi de Kadıköy'de yer alan bohem ve romantik gelinlikleriyle dikkat çeken Mesemiyas'a geldik. Burada da gözüme kestirdiğim özellikle 3 model var, hemen giyip geliyorum. Burada denediğim ilk gelinlik bu yılın güçlü omuz trendine uygun olan bir model. Özellikle eteği kabarık olmayan gelinlik modellerinde bu yıl hacimli omuz tasarımları dikkat çekiyor. Markanın balık kesim bu gelinliğinde de güçlü bir omuz tasarımı kullanılmış. Özellikle omuzlarını olduğundan geniş göstermek istersen markanın bu tasarımını tercih edebilirsin. Bir diğer trend de gelinlikteki küçük pencereler de diyebileceğimiz panel dekolteler. Mesemiyas'ın bohem gelinlik koleksiyonunda da bu trende uygun böyle çok şık bir gelinlik var. Panel formundaki dekolte tipini vücudunun vurgulamak istediğin bölgesinde kullanabilirsin. Mesela bel kıvrımını vurgulamak için yanlardan pencerelere sahip bu tasarımı tercih edebilirsin. Bu yılın trendlerinde alıştığımız görünümler küçük dokunuşlarla farklılaşıyor demiştik. Mesela yaka formları. Biz düz kesim straplezlere ya da U yakalara alışığız evet ama ya işler tersine dönerse? Üzerimde gördüğün bu modelin yaka kısmına özellikle dikkat çekmek istiyorum. U yakanın ters hali olarak tanımlayabileceğimiz bu model üzerinden ters yaka trendini tanımlayabiliriz. Çok dekolteli bir gelinlik istemiyorsan ters yakalı tasarımları tercih edebilirsin. Tabii koca bir yıl göreceğimiz gelinlik modellerini bunlarla sınırlamak mümkün değil. 2024 düğünlerinde sıkça karşılaşacağımız gelinlik modellerine ilişkin bir iki spoiler daha vermek istedim. Belki senin için çok sıra dışı ama heykel formlu gövdeye sahip gelinliklerde en yeni trendler arasında. Drapeler, asimetrik detaylar ve keskin formlar gelinliğin gövdesini oluşturuyor. Mesela ilhamını Roma heykellerinden alan drapeli bir model tercih edebilirsin. Ya da göğüs kısmı buzdan yapılmış izlenimi veren böyle iddialı bir model tercih edebilirsin. Etek kısmını basen yapına göre A kesim, düz ya da balık kesimlerden tercih edebilirsin. Bu yılın trendlerinde biraz nostalji de var. 2000'lerin başında fırtınalar estiren düşük bel trendi geri geliyor. Ama hemen gözünün önüne düşük bel kotunu giymiş Paris Hilton görüntüsü gelmesin.
Gelinlikte daha şık bir kesimden, bel kıvrımını vurgulayan gövde tasarımına sahip daha modern bir düşük bel formundan bahsediyoruz. Bizce çok şıklar, sen yine de bir düşün deriz. 2024'ün en trend gelinliklerini senin için anlattık. Gördüğün modellerden ilgini çekenler varsa firmaların linklerine videonun açıklama kısmından ulaşabilirsin. Tabii seçeneklerin bunlarla sınırlı değil. Düğün.com'daki 10.000'den fazla gelinliğe yine açıklama alanındaki linkten ulaşabileceğini de hatırlatalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.